Bir anlatsana ne olmuş Galatasaray maçının devre arasında? Fena oynamıyoruz demiş. Geride oynamaya devam edeceğiz. Biz bir şekilde golü buluruz demiş. Kalkmış Caner de demiş ki biz Fenerbahçe kulübüyüz hocam. Biz nasıl geride oynarız Galatasaray'a karşı demiş. Ne yapıyoruz biz demiş. Ortalık karışmış orada soyunma odasında. İki tarafı zor ikna etmişler. Tabii öyle geçmiş o maç. Ondan sonraki maç zaten az safhada oluyor iş. Caner oyundan çıkar çıkmaz hareketler yapıyor falan. Erol Bulut da kesiyor biletini. Ama doğru mu yapıyor? %1 milyon yanlış yapıyor. Bu Novak kaç haftadır oynamıyor Fenerbahçe takımında? Yok ki. 8-9 haftadır oynamıyor. Ne oynayacak şimdi Novak? Kendi yaptığı ortasına kafa mı atacak? Ne yapacak? Göreceğiz yarın akşam Trabzon maçında. Önünde Ekubanlar göreceğiz bakalım yarın. Yalnız bu verdiğin bilgi çok olmaz. Dikkatimi çekti. Yani. Ben size söyleyeyim. Arasında... Bu zaten haftalardır Fenerbahçe'de çok büyük sıkıntılar var Aydın Cingöz. Haftalardır böyle. Yani Erol Bulut'la oyuncuların arasında büyük sıkıntı var Fenerbahçe takımında. Ve bunun köprüsü de Emre Belözoğlu olmaya çalışıyormuş. Sorun yani bu köprüsü. İşler kolay değil. Tabii oyuncuyla teknik adamın arası bozuksa yok, ya da sorunun, sıkıntısı varsa ne yapacak Emre? Yani sorun oluşsun diye mi köprü oluyor? Yani bir taraftan da ama Erol Bulut geçen hangi maçta hatırlamıyorum. Bir Karagümrük maçından sonra oyuncularım rahat bıraksınlar diyor. Ya kime söylüyor bu lafı? Bana mı söylüyor? Sana mı söylüyor? Sosyal medyaya mı söylüyor? Yani bu kadar para alan adamın o baskıda hayatını devam ettirmeyi öğrenmesi lazım. Ben o lafın çok böyle kamuoyuna söylenmiş bir laf olduğunu hiç düşünmüyordum. Kime o mesaj? Bonservis parası ödemedi Fenerbahçe ama bu oyuncular önemli paralar ödüyorlar. Çok ciddi paralar ödüyorlar, rakamlar ödüyorlar. Ve takım bir arpa boyu kadar ilerleyemedi Erol Bulut'la. Şimdi konumuz Galatasaray. Yarın bunların hepsini konuşacağız Aydın Cingöz. Peki. Ay sıcak gündem olduğu için Caner üzerinde durmak istedim. Bu arada maç sakin geçiyor. 12. dakika ve henüz bir pozisyon yok. Özellikle bu konu üzerine biraz durmak isterim. Senin verdiğin bilgi çok enteresan. Dikkat çekici. Yani Galatasaray maçının devre arasında Erol Bulut takıma diyor ki biz böyle oynamaya devam edeceğiz. Caner Erkin buna itiraz ediyor. Önde oynayalım, önde basalım diyor. Devre arasında bunlar yaşanıyor Galatasaray Fenerbahçe'de kulübe soyunma odasında. Evet. Oradan bir kriz başlıyor yani. Ya, abi takım içinde zaten büyük bir sıkıntı olduğunu fark etmiyor musunuz Aydın? Yani Fenerbahçe'nin oynadığı futbol, oynadığı tempo, hani yapamadığı baskılar neden sence? Yani teknik adamla oyuncuların arasındaki mutlak bir sıkıntının olduğu aşikar oldu, artık ortaya çıktı bu. Yani bu oyuncularla Erol Bulut arasında bir diyalog bozukluğu olduğu ortaya çıktı. Yani Fenerbahçe'nin temposundan belli oldu bu arkadaşlar. Yani şimdi Beşiktaş takımına bakıyorsun, bir de Galatasaray takımına bakıyorsun. Tamam Galatasaray da zaman zaman dalgalanmalar yaşıyor ama Fenerbahçe gibi hiç bu kadar uzun süreli dalgalanma yaşamadı Galatasaray Beşiktaş. Ya çünkü niye? Teknik heyetle bir takım arasında bir şey var, yani bir uyum var, bir diyalog var. Ama hiç Fenerbahçe gol attıktan sonra gidip hepsi Erol Bulut'un üzerine koşturduklarını, Erol Bulut'a sarıldıklarını falan gördünüz mü hiç? Hiçbir maçta buna şahit oldunuz mu? 5-6 tane oyuncunun kulübeye gelip de sarmaş dolaş olduğunu gördünüz mü? Ya aklın yolu bir. Yani bir izleyerek bunları tahmin edebiliyoruz. Biz bu işlerin içinden geldik yani. Hani oyuncuyla teknik adamın arasında büyük sıkıntı olduğunu tahmin edebiliyoruz değil mi İbrahim Yavuz? Yani biz bunları yaşadık kardeşim. Tabii. Yani teknik adamın sevildiğini, sevilmediğini falan görürsün yani maçın içinde. Maçın içindeki diyaloglarla görürsün. Ya buraya gidebileceği aslında konuşuluyordu. Yani herkes bu konuda hemfikirdi. Yani bu işi idare etmek kolaydır bu kadar... yani kaliteli, seviyesi yüksek oyuncuyu, yani evet avantajdır, doğru idare edebilirsiniz ama doğru idare edemezseniz başınıza iş alırsınız ve yarın son Atilla Salazai görev yapacak büyük ihtimalle, çünkü son antrenmanda Atilla Salazai'nin sol bekte görev yaptığını, Serdar ve Tisserant'ın stoperde olduğunu, sağ bekte olduğunu belirtelim. Şimdi Caner konusu enteresan bir konu. Caner bugün işte kafile kadrosu açıklanınca işte isminin orada olmadığını görüp doğal olarak oradan evine gidiyor. Ama buradaki temel detay biri şu: Caner neden maç kadro yok? Yetersizliği yüzünden mi? Ya saha içinde Erol Bulut'a yaptığı bir takım hareketler ya da gösterdiği tepki yüzünden mi? Eğer Caner'in bir disiplinsizliği varsa o zaman Göztepe maçından sonra hiç antrenman alınmaması lazım Caner'in. Eğer hocaya herhangi bir kötü ifadesi olduysa, eğer
Caner otoritesindeyse, eğer bir saygısızlık yaptıysa Caner'e siz direkt kadro dışı bırakmalısınız. Bakmadınız Caner'i. Caner Halil'i kaçırdığı için mi acaba bu maçın kadrosunda değil? Eğer öyleyse o pozisyonun yarısı da Erol Bulut'a yazar. Yani o zaman Erol Bulut'un kendi kafileye dahil etmemesi lazım yani. Çünkü orada bir yerleşim var. Orada bir yerleşim ve düzen söz, tek bir oyuncuya fatura edemezsiniz. Da Caner Erol Hoca arasında bir kopukluk olduğunu net şekilde söyleyebiliriz. Benim aldığım bilgiler Caner'in Gençler Birliği maçı ve sonrasında Beşiktaş maçında yedek kalması sonrası başlayan bir süreç yaşanıyor ikili arasında. Belki onun devamı, onun yansıması. Caner'in sağ içinde mimikleri, el kol hareketleri çok sempatik değil. Evet, bunu biliyoruz. Ama dediğim gibi eğer bir hak, olumsuz bir ifade, dizi bir davranış varsa direkt kadro dışı bırakıp para cezası gerekiyor. Eğer vermediyseniz Trabzonspor maçının kadrosunu almanız gerekir. İlk 11'de oynatmayabilirsiniz. Gerekçe Caner, neymiş? Tamam, güzel. Yok, gerekçe yok işte. Nedenlerini de aslında güzel sıraladın. Yani bir şey bulmaya yani gerekçe çalışıyoruz. Gerekçe yok. Caner de bilmiyor. Yani son maçtaki performanstır herhalde. Yani sonucu celenen bir durum yok bununla alakalı. Hani yedek kalabilir dediğim gibi de, oyuncu. İyi de Senat, ben sadece bunun da şöyle oturmayan tarafı var. Bu arada Erzurumspor iyi geldi. Gomez vurdu. Muslera aldı. Şunu söyleyeceğim Senat. Şimdi diyelim ki böyle bir şey. Yani o hoca bunu düşünüyor. Erz Göztepe maçında kötü oynadı. Kardeşim senin elinde 50 tane sol bek yok ki. Sezon başından beri oynamayan Nova kadroya alıyorsun. Atilla'yı sol bek oynamayan bir adamı sol bek oynatıyorsun. En kötü kadroyu alırsın. 11'de oynatmazsın. Yedek tutarsın. Bu daha mantıklı bir şey olur. Şimdi bu karar, ben ya, şunu merak ediyorum. Bu karar doğrudan Erol Bulut'un kararı mı mesela? Yoksa ortak bir karar mı? Benim aldığım bilgi ilk etapta Erol Bulut'un kararı. Yani ama dediğim gibi yarın bir gün yönetimin bunda bir etkisi varsa bu ortaya çıkar mı? Öğreniriz ama benim aldığım ilk bilgiler hocanın kararı olduğu. Ben de sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Caner Erkin neden kadroda değil? Caner'e bununla alakalı bir şey söylendi mi? Benim bildiğim kadarıyla Caner'e bununla bir şey söylenmedi. Dolayısıyla iki seçenek kalıyor. Bir, bu arada iyi geldi Galatasaray. Arda Turan içeriye kesti. Arkada golü buldu mu? Jetli vurdu. Yalnız kaleci ne topu aldı be. Helal olsun Göktuğ'a. Araya iyi girdi Jetli'nin. Orada vuruşunu yaptı. Sonra çarpışma mı? Offside varmış pozisyonda. Evet, açık bir offside bu arada. Pozisyon. Ya burada kararın tutarsızlığı şu. Eğer kadro dışı değilse Caner bugün Trabzon maçının kafilesinde olması gerekirdi. Anlatabildim mi? Caner çünkü yetenekleriyle, farklılığıyla, Caner agresifliğiyle, oyun agresifliğiyle Fenerbahçe'de fark yaratacak. İlk 11'de oynatmayabilirsin, saygıyla karşılarım. Ama son yarım saatte Caner işine yarar. 10 dakikada Caner işine yarar. Oynatmamak, ilk 11'i almamak başka bir şey. Ama sen bu oyuncuyu hem kadronda tutuyorsun, yani dışı bırakmıyorsun, hem de bu maçın kafilesini almıyorsan burada bir tutarsızlık vardır.